Son albümü Midnight'la önce MTV, sonra da Amerikan müzik ödüllerine damga vuran bol ödüllü şarkıcı Taylor Swift ve 2023 turne biletleri Amerika'da siyasetin gündemine yerleşti. Bilet satış hizmeti veren Ticketmaster'da konser biletleri ön satışa çıkar çıkmaz yalnızca bir gün içinde 2 milyondan fazla kişi bilet alınca sistem talebi kaldıramadı. Ticketmaster yeterli sayıda bilet olmadığı için satışı durdurdu. Hem Taylor Swift hem de hayranları tepki gösterdi. Amerikan Müzik Ödülleri töreninde 6 ödülü kucaklayan Taylor Swift, ödül gecesi yaptığı konuşmada Ticketmaster krizine değinmedi. Ancak bilet krizinden sonra Instagram hesabından yaptığı açıklamada ekibine yoğun talebin karşılanabileceği yönünde birçok kez güvence verildiğini yazdı. Ticketmaster ise Taylor Swift ve hayranlarından özür diledi. Ancak yaşanan kriz ABD kongresine taşındı. Senato'nun yargı alt komisyonu bilet sektöründe rekabet eksikliğine ilişkin bir oturum düzenleyeceğini açıkladı. Komisyon Başkanı Demokrat Senatör Amy Klobuchar ve komisyonun cumhuriyetçi üyesi Mike Lee oturum için bir tarih ya da sanık listesi paylaşmadı. Senatör Klobuchar, yüksek ücretler, sitede yaşanan sorunlar ve müşterilerin yaşadığı iptaller, Ticketmaster'ın piyasadaki baskın konumunun şirketin kendisini geliştirmek için bir baskı ile karşı karşıya olmadığını gösteriyor dedi. Ticketmaster ise yaptığı yazılı açıklamada rekabet karşıtı uygulamalarda bulunduğunu reddetti. Konu hafta içinde düzenlenen Beyaz Saray briefinginde de gündeme geldi. Sözcü Karin Jean-Pierre Ticketmaster'ın daha fazla irdelenmesinin gerekli olup olmadığı soruldu. Beyaz Saray sözcüsü, Başkan Biden'ın ekonomide rekabeti artırmanın güçlü bir destekçisi olduğunu belirtti. Biden'ın "rekabetsiz kapitalizm kapitalizm değil, sömürüdür" sözlerini hatırlattı. New York Times'da geçen haftaki haberinde Taylor Swift krizi yaşanmadan önce Adalet Bakanlığı'nın Ticketmaster'ın ana şirketi Live Nation Entertainment'la ilgili soruşturma açtığını aktardı. Habere göre soruşturmanın odağı şirketin milyar dolarlık müzik sektöründeki gücünü kötüye kullanıp kullanmadı. Begüm Dönmez Ersöz, Washington